Selamun aleyküm dostlar. Hiç böyle bir gece gezmesi yapmıyordum. Bugün de böyle oldu. Gece çıktık. Ya gece dediğimde saat kaç, saat 8. Ne oldu? Bizim bir Hasan abimiz var. CRF Hasan abi diyoruz. Ya dedi ki havalar soğuyormuş, bozuyormuş. Gerçekten baktım hava durumuna, bayağı bir bozuyor. Bu geceden itibaren sabaha karşı yağmurlar başlıyor. Dedi gelin bir çay içelim, bir muhabbet olsun. Arkadaşların hepsini çağırıyorum, toplanalım. Onun ufak bir garajı var evinin altında. Oraya gideceğiz. Başka motorcular, tanıdık, tanımadık, hep beraber toplanıp bir çay muhabbeti yapacağız. Oradan da alabilirsem biraz sizlere görüntü alırım. Öyle gidiyorum. Bilmiyorum, çekiyorum bunu ama hem gece çekimi nasıl oluyor ona bakıyorum. Hem de bakayım, güzel olursa koyarım. Bu gece de bir hatıra olur bana, kalır. Kanal kalırsa yıllar sonra açarız, izleriz. Sadece ben değil, videoda emeği geçen herkes de açıyor, izliyor. Benim bütün arkadaşlarım da. Herkes bakıyor, anısını görüyor. Biz de buna vesile oluyoruz. Biz kanalı açtım ben mesela, bizim bir şey amacımız yok yani. Yok işte şöyle olsun, yok böyle olsun, bundan para kazanacağız. Öyle bir derdimiz yok. Bizimki sadece keyif. Kendimize güzel anılar bırakalım. Kanalımız sağlam kalsın yeter ki. Geçmişte bir tane kanalım gitti benim. Öyle bir şey bunun başına gelmez. Böyle güzel kalır. Hatıra olarak kalır, anı olarak kalır. Yıllar sonra inşallah izleriz. Çoluğumuza, çocuğumuza izletiriz. Biz ne yapmışız, nerelere gezmişiz. Ey gidi günler deriz. Bakalım hayırlısı. Amacımız bu. Neyse, size iyi seyirler o zaman. Yolculuk edelim biraz. Çarşıya doğru gidelim. Şöyle motorlara bakalım bir. Afrika var. CRF'ler boy boy. O neymiş ya, GSR 750? Ben çıkaramadım o motoru. Nakit, nakit. Ha, nakit. Tamam. Kim sizin tayfa hep böyle Enduro'cu tarzı olunca. Bunları gördükten sonra benimki küçük kalmış be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana alçak geldi. Alçak geldi. Dizlerin felaket kırılıyor. Ben de böyle, ben şöyle basıyorum onda. Evet, çok kırılıyor dizlerin ya. Ama şey yakıştı yanında. Şey böyle alçak olursa güven veriyor. Tabii. Bir de şey, tur camı olacak bana. Yani şu eklemeyi yapacağım ya da bir tık daha uzun cam. Şu an tam ağzının hizasında. Burada. Bak. Tamam, o daha açık ama bu çok açık. Bak, bunda bayağı bir mesafeden sonra artık gidiyorum diyor. Onda da bayağı sis mis varmış. Onda şu hareketi yapamıyoruz. Adamın alttaki korumaya bak ya, kocaman ya. Bir de Tracer var burada. Tracer küçük kaldı. Ya Tracer da ağır da. Alçak olduğu için ağırlığı aşağıda kalıyor. Abi bunun koltuğu bayağı alçakmış ya. Bismillah.
Kayboldum lan içinde. Tuşu var mı sis yakmaya? Ekstra anahtar. Şurada bir şey var ama. Bas bakayım. Ha, onlar sizler. Bas abi. Bir gideyim geleyim. Oo. Aa, direksiyon çapı çok güzel ha. Ne kadar çok dönüyor. Yani güç olarak, yani tork olarak diyeyim, Tracer'dan çok aşırı bir fark alamadım. Ya da bilmiyorum, biraz daha alışmam lazım. Yani şöyle gaza açtığımda ya da traction falan açık bunda galiba kesiyor. Ama güzel. Maşallah var yani. Ya, oturaklı çok güzel gidiyor. El bırakınca da güzel. Minik minik bir kıpraşım yaptı ama o kadardan olur. Arkada üçlü çanta var. Alüminyum. Vallahi benim hoşuma gitti ya. Sinyali çözemedim. Heh, böyleymiş. Abi her yerimde düğme var mı? Hangisi sinyal? Kaçla dönüyorum ben bunu? 2 ile viraj dönüyorum. 2 değilmiş gibi yani. Daha yüksek viteste viraj dönüyor gibi. Vallahi güzel motor. Uzun zamandır Honda'ya binmiyordum. Honda kalitesini unutmuşuz. Ya bana öyle geliyor ya da sol elim biraz önde duruyormuş gibi hissettiriyor. Camın şu bittiği nokta çok kötü bir yerde ya. Tam böyle yola bakmak istediğim yerde. Ya alçalıyorum ya yükseliyorum yolu net göreyim diye.
Ben bunu geri geri götüremem. Bineyim de öyle götüreyim. Ağır makine. Ya durana kadar hiç ağır değil. Farları da güzelmiş. Alttan. Aynen, yan çantaları unutma. Hasan abi şu CRF'ye bineyim ya. Abi, ben bunun yüksekliğinden korkuyorum ama. Ötekine binmiyor, daha rahat. Bu hafif ama. Bu hafif ama ben bir kere Aykut'unkine binmiştim, ya, beni korkuttu ya. Dur şu gideyim şu Emre'yi yakalayayım mı? O şimdi yolu bulamaz. Ama bunun sesi daha çokmuş ya. Şöyle binebilirim değil mi? Vay yıkılacak gibi la. Ha, üstüne oturunca çöküyor. Arka ön hepsi aynı. CRF'den CRF'ye. En tepe CRF'den en alt CRF'ye. CRF'ler arka arkaya. Nasıl? Hemen yorumlarınızı alalım. Abi şey... gidişi midişi çok daha iyi. Yani şey gidiyor. Otobüs gibi rahat yayvan gidiyor değil mi? Çok oturaklı gidiyor. Emre paran topla hemen. Aynen taksitler falan bir sıyır da sen bu makineyi yap. Motor güzel gerçekten. İstiyorsan gel biz de tramp edelim bir tur atalım. CP2 bloğuna bak. Sen bilmezsin şimdi CP2 bloğunu. Vay anahtarı değiştirmişler ha. Üst modelde bu değişik. Ya Allah bismillah. Ulan bu ne? Yok abi bu yüksek ya. Yani Afrika TV'nin nerede bu nerede ya? Yan ayak açık.
Abi bu motor çok yüksek ya. Bana yüksek geliyor ya. Bayağı yüksek. Öf, bu ne koktu böyle? Durmadığım müddetçe sorun yok. Sert ya. Amortisörleri bana sert geldi. Öyle çok yumuşak değil. Bir motorda durmak bu kadar korkutur mu ya? Çok yüksek ya. Güzel duruyor ama kanka. Yani benim küçük tipim motorların üzerine yakışıyor. Evet. Ama bana sor. Dururken. Yok, ben giderken baktım, bayağı yakışıyor yani. Evet. Güzel ama çok güzel. Çok şey. Yani nazar değmesin maşallah, çok diri. Ya. Hani aktarması, motorunun stabilitesi falan çok yağ gibi ya. Ya yeni motor yenidir abi işte. Yani. Çok farklı hissettirdi yani. Ya ben şimdi buna alıştım ya. Senin göstergeler altta. Yok, bununki zaten yapı olarak altta. He. İlk aldığımda bana da çok acayip gelmişti. Mesela benimkiyle aplikatifin arasında o kadar fark yok. Aplikatifin direkt sana hitap ediyor göstergeler. Evet. Aynı senin model. Bu sanki naked gibi biraz. Aynen. Göstergeleri. Kafayı yemek gerekiyor. Evet. Zaten ben bilmiyorum da hiç anlayamıyorum. Şimdi bak, onu diyorum abi.